Evet, kıymetli Üniversite TV izleyenleri, yine çok önemli konu ve konuklarla sizlerin karşısındayız. Üniversite Kulübün programında İstanbul'dan bir üniversitemiz ve üniversite kulüplerimiz konuğumuz. Kıymetli izleyenlerimiz, şu anda Biruni Üniversitesi'nden iki tane kulüp Mecidiyeköy'deki stüdyolarımıza üniversitelerini anlatmak için, kulüplerini anlatmak için geldi. İkisi de çok heyecanlı, ikisi de çok inançlı ve azimli. Bir tanesi Renkli Topluluklar Kulübü, kulüp temsilcisi İrem Yıldırım. Diğeri ise sağlık, siz topluluğu diyorsunuz herhalde, kulübü evet, siz kaldırdınız. Topluluk evet. Olarak geçiyor sizin üniversitede. Bazı üniversiteler hala kulüp, bazıları hı-hı, topluluk olarak değerlendiriyor. Bizim de programın adı kulübüm olduğu için. Evet, Biruni Üniversitesi Renkli Umutlar Topluluğu temsilcisi İrem Yıldırım ve Biruni Üniversitesi Sağlık Topluluğu temsilcisi Bilal Durmaz konuğumuz. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Evet, İrem Hanım'dan başlayalım, onu tanıyalım önce. Tabii, ben İrem Yıldırım, Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisiyim, 4. sınıfım. Bunun dışında Renkli Umutlar Topluluğu'yla geçen sene tanıştım. Aslında en başından beri topluluk kurulduğundan beri tanışıyordum. Geçen sene de başkanlığını aldım. Bu şekilde bu seneyi devam ettiriyorum. Şimdi Renkli Umutlar nereden geldi, ne oldu falan hemen onların soracağız. Evet, hepsini yüzden, dinleyeceğiz. Bilal'i tanıyalım biraz. Ben Bilal Durmaz, Mardinliyim. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Yine bu sene üniversiteye geldim. Benim de sağlık topluluğunda kulübünün başkanıyım. Öyle. Mardin'de mi liseyi okudun? Mardin'de mi büyüdün? Evet hocam. Doğma büyüme Mardinliyim. Mardin'de liseyi okudum. Öyle. Mardin'den İstanbul'a. Aynen hocam. Biraz Mardin'den bahseder misin bize? Mardin nasıl bir yer? Hocam Mardin tamamen tarih kokan bir yer. Özellikle tarihimiz çok iyi. Oralara gelirseniz sizi de gezdiririz. Birçok medeniyetin birleştiği bir yer, barışçıl. Mesela nasıl söyleyebilirim? Birçok din ve dil, ırkın bir arada yaşadığımız bir yer. Mesela Mardin'i tanıtacak olsan nasıl tanıtırdın? Ben Mardin'i tek kelimeyle taş ve saygı sevgi diyebilirim. Yani tek kelime olmadı da. Olsun. Olsun. Taş neden? Hocam bizim oralarda mesela eskiden kalma, bayağı bir geçmiş yüzyıldan kalma taş evlerimiz var. Daha çok bunlarla ünlüyüz. O yüzden taş diyebilirim. Mardin'in merkezinden misiniz? Mardin'in Midyat ilçesindenim. Midyat sanırım daha da tarih kokuyor. Daha da tarih kokuyor. Evet hocam. Orada sanırım bir baraj altında kalan, orada Midyat da mıydı? Hocam o daha çok Hasankeyf tarafında Hasankeyf kalıyor. Tarafında, Batman tarafında kalıyor. İşte çok uzun asırlar boyunca diyebilirim. Yani asır diyebilirim hatta. Yüzyıllar geçti. Öyle bir yere işte su altında kaldım maalesef. Öyle. Evet, hayırlısı. Evet, İrem Hanım, sizi tanıyalım. Siz nerelisiniz? Ben de Sinopluyum. Aslen İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ailem de burada yaşıyor. Ama Sinoplu babam. Sinop'a gidiyor musunuz? Evet, gidiyorum. Sinop Ayancık ilçesinde evimiz var. Orada ikamet ediyoruz gittiğimizde. Nasıl? Sinop'u siz anlatacak olsanız nasıl anlatırdınız? Sinop sanırım gittiğim gerçekten en sıcakkanlı ve en mutlu yer. Birçok ile gittim İstanbul'da. Ama kendi memleketim olduğu için söylemiyorum. Gerçekten insanların çok sıcakkanlı olması ve çok samimi bir ortam olması Sinop'u benim için değerli kılıyor. Daha doğrusu Ayancık'ı. Harika. Gelelim Biruni Üniversitesi'ne. Tabii. Neden Biruni Üniversitesi? Niye Biruni Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Neden Biruni Üniversitesi? Şöyle diyebilirim hocam. Özellikle bir de İstanbul'da olması bu benim için bir seçenekti. Bir de benim alanım sağlık olduğu için, tıp fakültesi olduğu için. Biruni Üniversitesi'nde zaten sağlık topluluğu, sağlık alanında daha çok önem gösteren bir üniversite olduğu için benim tercihim oldu. Bir de hoca kalitesi gerçekten çok iyi. Bizimle çok iyi anlaşıyorlar. Ve olabildiğince birebirlerimiz çok oluyor. Mesela lisedeyken nasıl araştırdın hoca? İşte kıyaslamalarını falan nasıl yaptın? Rehber öğretmen mi destek oldu bu konuda, yoksa internetten araştırarak mı tespit ettin? Lisedeyken hocam benim Biruni Üniversitesi'nde üst dönemlerimde ablam ve abilerim oldu. Yani tanıdığım çevrede. Aile boyu Biruni Üniversitesi. Yok hocam, daha çok arkadaş, abi abla diyelim. Hmm. Oradan tanıttılar. Oradan beni yönlendirdiler. Sonra üniversiteyi internet üzerinden araştırırken de
hani vakıf üniversitesi olduğu için işte yok profesörler falan fazla olmaz dediler niye tercih ettin diye. Ama tam tersi bayağı bir donanımlı bir kadromuz var. Çok beğeniyorum da beğenerek de okuyorum. Öğretmenlerime buradan selamlarımı da gönderiyorum. Memnuniyet ve tavsiye üzerine o zaman tercih ettin. Aynen hocam. Sizden öncekilerin memnuniyeti ve size tavsiyesi sonucunda karar vermeniz de etkili oldu. Peki evet, siz hocam. Geldiğinizde duyduğunuz ve anlatılan şeylerle gördüğünüz şeyler aynı mı? Örtüştü mü? Neredeyse örtüştü hocam. Mesela kapıdan girer girmez zaten bir güler yüzle karşılandık. Hocalarımızla çok iyi iletişim kurabiliyoruz. Bir sorunumuz oldu mu? İşte daha çok online ortam olduğu için pandemiden dolayı maillerimize çok aniden geri dönüşler oluyor. Ya da okula gidip yüz yüze hocalarımızla konuşma imkanımız çok oluyor. Bu yönden çok sevdim ben kendi üniversitemi. Harika. Sizde neden etkili oldu Biryon Üniversitesi? Neden Biryon Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Şöyle, ben evet bir bölüm okuyacaktım. Çocuk gelişimi bölümüydü bu bölüm. Ama üniversitelerini, akademik kadrolarını araştırdım. Daha sonrasında bu üniversitelerin hastaneleri var mı? Sağlık alanında neredeler? Çünkü çocuk gelişimi sağlığa da yönelen bir bölüm. Ve baktığımda Biryon Üniversitesi sağlık üniversitesiydi. Alacağım dersler sağlıkla ilgili derslerdi. Tıbbi terminoloji, anatomi gibi dersleri aldım. Diğer üniversitelerde böyle bir şansım yoktu. Diğer üniversitelerin hastanelerinde staj yapma imkanım yoktu. Ya da diğer üniversitelerin akademik kadrolarında bu kadar kapsamlı bir çocuk gelişimine yönelen hoca yoktu diyebilirim. Yani vardı evet ediniz. Ama evet Biryon Üniversitesi bana daha birçok şey katacağını düşündüm. O nedenle tercih ettiniz. Hı hı. Peki aynı soruyu size de yönelteyim. Duyduklarınız ya da hissettiklerinizle karşılaştıklarınız aynı oldu mu? Beklentimi karşıladı. Yani karşıladı. İçeriden girdiğimde samimi bir ortamla karşılaşmak ve hocaların benimle iletişimi çok güzeldi. O yüzden ki siz de hala da çok güzel. Mutlu ve memnunsunuz. Evet hala. Harika. Şimdi yavaş yavaş önce sizi tanıdık. Daha sonra üniversitenizi ve şehirlerinizi tanıdık. Şimdi de kulüplerinizi tanımaya başlayalım. Evet, sağlık topluluğu. Sağlık topluluğu önce neden seçtiğimi belirteyim. Zaten siz mi kurdunuz, sizden önce kurulmuş muydu? Yok, ben devraldım diyebilirim. 2018'de kuruldu bu üniversite. İlk başkanımız Merve Sema Özkan idi. Sonra buradan Betül Belce aldı. Oradan da ben devraldım. Sağlık topluluğunu devralmamın en büyük sebeplerinden biri zaten benim alanımla birebir örtüştüğü için, tıp fakültesinde okuduğum için. Ve bu kurulu aldığımda daha çok insanları böyle biraz fikirlerini değiştirelim, bir farkındalık yaratalım istedik. İşte kanser etkinliklerimizi Yavuz Dizdar hocamızı konuk ettik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle Sevda Türküsev hocamızı konuk ettik. İşte daha çok toplumun farkındalığını yaratmak için bu yönde etkinlikler yaptık. Harika. Peki sizin çok renkli bir isminiz var. Renkli Umutlar Topluluğu. Neden Renkli Umutlar Topluluğu böyle bir şey tercih edilmiş? Çünkü sadece bir alana yönelmektense bütün alanlara yönelmeyi seçtik. Yani okulumuzdaki bütün topluluklarla şu an 80 küsur tane topluluk var ve bu bütün topluluklarla bir arada etkinlik düzenleyebiliyoruz. Herkese hitap edebiliyoruz. Yani bu yüzden Renkli Umutlar Topluluğu ve siz mi renkli kurdunuz, bir yapımız da var. Kurulmuş muydu daha önce? Kurulmuştu. 2018'de kurulmuştu. Ben ondan önce başka kulüplerle ilgileniyordum. Renkli Umutlar Topluluğu'na girdiğimden itibarense seçme imkanı çok fazla olan bir alana yöneldim. Yani her alanda etkinlik düzenleyebiliyordum. STK'larla olsun, bölümlerle olsun, fakültelerin birimleriyle olsun. Yani bu beni cezbetti ve Renkli Umutlar Topluluğu'na geldim. Biraz yaptığınız etkinliklerden bahseder misiniz? Tabii. Meme Kanseri Farkındalık Haftası'nı kutladık okulumuzda. Buna yönelik broşürler dağıttık. Meme kanseri nasıl fark edebiliriz? Ya da meme kanserini fark ederken ne tür aşamalardan geçiyoruz? Farkına varmak için ne yapmamız gerekiyor gibi. Bunu yaparken okulumuzda evet online süreçteydi ama biz canlı bir şekilde okulda yaptık bu etkinliği. Okulumuz hibrit dönemindeydi. Kişilere broşürler dağıttık, sosyal medyadan bilgilendirmeler yaydık. Onun dışında hediye paketleri hazırladık. Yılbaşı için çocuklara hediyeler verdik, gönderdik diyebilirim.
sosyoekonomik düzeye bağlı olarak tabii bunu yaptık. Daha sonrasında sivil toplum örgütleriyle tanıştık. Yeşilay Haftası'nı kutladık. Yeşilay Haftası'nda sivil toplum örgütleriyle beraber bir etkinlik düzenledik. Yapmak istediğimiz tabii ki de bu şekilde çalışmalar daha çok var. Sivil toplum örgütleriyle görüşerek, onlarla canlı yayınlar yaparak gönüllülük temasına dayalı, yani gönüllülük çalışması yapmak istiyoruz aslında bizim. Peki kaç üyesi var kulübünüzün? Şu an 100'e yakın üyesi yüz var. 100 civarında, evet. Üyesiniz. Peki üye kazanmak için neler yapıyorsunuz? Etkinlik yapıyoruz. Standlar falan kuruluyordu eskiden aslında. Evet. Artık kurulmuyor, evet. Ama sosyal medyadan yapıyor musunuz çalışma? Sosyal medyadan çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlar olsun ya da tanıtımlar olsun. Bunları yaparken aynı zamanda da okulumuzda da etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Yani gezi demeyeyim ama mesela Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümünde kabrini ziyaret ettik. Bu tarz etkinlikler yaparak birlikteliği de bozmamak istiyoruz. Harika. Genelde gelen üniversite öğrencilerinin birçoğuna soruyoruz, kulüp başkanları ve topluluklara. Üniversiteler sizin etkinlikleriniz konusunda işte salon tahsisidir, diğer işte desteklerdir, bu tür konularda ağır mı kalıyor, çoksa seri dönüyor mu? Yani biz aslında talep edebileceğimiz her şeyi talep ediyoruz ve en avantajlı kısmımız bizim Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü ilgileniyor topluluklarla ve bu direktörlükte çalışan herkes, ama herkes çok samimi ve çok içten. Biz elimizden gelen her şeyi onlarla konuşup ya da aklımızdan gelen her şeyi onlarla konuşup onlarla bir arada ayarlayabiliyoruz. Evet, belki bazı alanlarda geri kalabiliyoruz ama dediğim gibi hani direktörlük çok samimi olduğu için bize de çok destek oluyorlar. Direktörlüğün başında kim var? Burak hocamız ve Aile hocamız var. O zaman ikisine bir selam gönderelim. Evet, ikisini çok seviyoruz. Onları da selam gönderelim. Evet, ikisine de gönderelim. Evet, gerçekten güzel etkinlikler, güzel paylaşımlar yapmışsınız. Yine sağlık topluluğuna dönüyoruz. Covid, yani şu anda dünyanın sorunu, evet. Ve bir doktor adayısın. Tıp fakültesi okuyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun durumu? Ya Covid zaten artık hayatımıza girmiş bir şey. Onu yani benim açıma göre onu kabullenmeliyiz. Ama kabullenmeliyiz dediğimizde de böyle mesela özellikle yasaklar açıldığında hemen kendimizi sokağa atmayalım mesela. Bir mesafemize önem gösterelim. Çünkü bu bizim elimizde. Covid yenmemiz bizim elimizde. Sonuçta eğer toplu kalabalık yerlere girersek daha çok yayılacak. Zaten buradan Sağlık Bakanlığımız da birçok uyarılarda bulunuyor. Ki yasaklar gevşetilir gevşetilmez. Siz de gördüğünüz gibi işte. Hemen bir sarı veyahut yeşil olan alanlar, mavi olan alanlar pardon, hemen bir turuncuya ya da daha çok riskli olan bölgeye doğru kaydı. Hani bunu nasıl önleyeceğiz? Olabildiğince işimiz olmadığı sürece evden çıkmayarak, mesafemizi çıkarsak da mesafemizi ve maskemizi kesinlikle takarak çıkarız. Öyle düşünüyorsunuz. Aynen. Peki tıp fakültesini tercih ederken motivasyonunuz neydi? Çocukluktan beridir bir hayaliniz miydi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aslında insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Yani bu benim fıtratımda mı yoksa sonradan mı oluştu orasını bilmiyorum. Bundan dolayı insanlara yardım etmek için, özellikle hasta insanlara yardım etmek için bu alana yöneldim. Çocukluktan gelme bir şey diyebiliriz. Peki kulüp olarak biraz ya da topluluk olarak biraz etkinliklerinizden kaç üyeniz var mesela, size de soralım üye sayınız. Bizim aktif olarak 75-87 arasında bir üyemiz var. Ama şöyle bir şey, bizim ağımız biraz fazla olduğu için, sosyal medyayı çok iyi kullandığımız için daha fazla üyeye ulaşabiliyoruz. Yani mesela Yavuz Dizdar hocamızla yaptığımız söyleyişte çok güzel bir kanser etkinliği yaptık. 150 kişiye yakın bir şey elde ettik, bir A elde ettik ve çok güzel bir söyleyiş elde ettik. Bunda da bir katılım belgesi verdik. Sertifikalı programlar yapıyorsunuz. Aynen, sertifikalı program. Buradan hatta 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde çok büyük bir etkinliğimiz ve seminerimiz olacak. Evet, bahsedelim, neler yapacaksınız? Yani şöyle düşünüyoruz, 4-5 oturumdan oluşacak veya bu daha da fazla olabilir, daha tam paslak oturmadı. Okulumuzdan yetkili kişilerle ve fark ettiyseniz bizim etkinliklerde daha çok böyle tanınmış ünlüleri çağırmayı seviyoruz. Buradan 1-2 hocamıza da ulaşabilirsek, yani yetkili hocamıza da ulaşabilirsek
7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlamayı düşünüyoruz. Farklı, illa doktor değil ama. Mesela çocuk gelişimi dedi arkadaşımız. Çocuk gelişiminden bir hocamızı alabiliriz. Diş hekimliği tarafından bir hocamızı alabiliriz. Tıp fakültesinden alabiliriz. Siz böyle güzel çalışmalar yaptıkça bizler de heyecanlanıyoruz. Biz de Üniversite TV olarak sizin bu etkinliklerinizi canlı yayınlayarak size medya sponsoru olabiliriz. Medya desteği sağlayabiliriz. Daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlar. Sesinizi daha çok insanın duymasına imkan oluştururuz biz. Aynı zamanda biliyorsunuz öğrenciler çekilişleri sever, hediye kazanmayı evet. sever. Üniversite TV aracılığıyla üniversite kitap evinden kitap setleri hediye edebiliriz sizin öğrenci kulüplerinize. Böyle de katkı sağlayabiliriz. Güzel bir söyleşi oldu, güzel bir sohbet oldu. Hem sizleri tanıdık, hem üniversitenizi tanıdık, hem bölümlerinizi, hem de topluluğunuzu tanıdık. Biz sizi ağırlamaktan mutlu olduk. Umarım iyi bir ev sahibi olduk. Siz iyi bir konuktunuz. Biz de gerçekten çok teşekkür ederiz. Geldiğimizden beri zaten güler yüzünüzle ve ince ironi şakalarınızla bizi karşıladınız. Rica ederiz. Oradan umarım bize yararlı olmuşuzdur. Hani dilimizin döndüğünce bir şeyler söyledik. Mesela normal şartlarda üniversite hayatı boyunca kulüplerle iştigal olan öğrencilerle, kulüplerle iştigal olmayan öğrenciler arasında meslek hayatında ciddi farklılıklar oluşturuyor. Kulüplerle aktif olmanız, yarın meslek hayatınıza atıldığınızda birçok konuyu daha üniversitede halletmiş olmanızı sağlayacak. Evet, İkili ilişkiler, kurumsal firmalarla iletişim, iletişimin sürdürülebilirliği, organizasyonun hazırlanması, organizasyonun tamamlanması. Bunlar çok önemli olgular. Bu olguları şimdiden siz hallediyorsunuz ve bu da size başarıyı getirecektir diye düşünüyorum. Yani özellikle başkan olmamda şöyle bir yarar gördüm. Daha programlı işler yapmaya başladım artık. Çünkü hani büyük etkinlikler düzenliyorum. Yönetmeyi öğrendim. Aynen, yönetmeyi öğrendim. Bu bana çok büyük bir katkı verdi. Ve belirli bir ağım oldu. Yani nasıl söyleyebilirim? Birçok kişiye artık daha kolayca ulaşabilme gibi bir şansımız oldu. Özgüvenin arttı. Evet. Ve bu etkinlikleri düzenlememize de gerçekten Ayla abla çok büyük bir destek gösteriyor. Ona karşı çok mahcup oluyoruz. Ayla Hanım'a da buradan bir... Aynen, Ayla Hanım'a çok teşekkür ederiz. Selam yani. Gönderelim. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Günün hiçbir saatini hiç, yani ne zaman ulaşabilsek ulaşıyoruz Ayla Hanım'a. Evet, ne zaman oradan arasak ulaşıyoruz. Evet, harika, çok teşekkür ederiz harika. Buradan ona. Çok güzel. O zaman yavaş yavaş programı kapatırken bütün Biren Üniversitesi çalışanlarına, rektöründen sizi kapıda karşılayan ve aynı zamanda sizi kapıdan uğurlayan güvenliğine kadar herkese ekranlarımız aracılığıyla selam iletelim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş toparlıyoruz, yavaş yavaş noktalıyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nde okudum ben ve İstanbul'a gelmek, yaşamak en büyük arzumdu. İnandım ve bugün buralardayım. Sizler de inşallah hayallediğiniz, arzu ettiğiniz yerlere gelirsiniz. Kıymetli izleyenler, Üniversite TV olarak bugün Biruni Üniversitesi'nden iki tane öğrenci topluluğunu konuk ettik. Yine çok önemli konu ve konuklarla. Ekranlar başında bizleri izleyen sizler için biz burada çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bizi izleyin ve bizde kalın.